Yeterince pembe miyim? Kafama sığmıyor. Aa, bu benim kafama olmuyor. Sizce benim en sevdiğim renk nedir? Burada konsept olarak her şeyi pembe ayarlamışlar. Şunu görmen lazım. Hazır mısın? Ay çok güzel. Merhaba arkadaşlar, dünyanın en pembe YouTube videosuna hoş geldiniz. Bugün sizinle şöyle bir challenge yapıyoruz. Gün içerisinde kullandığım, yediğim, içtiğim, gittiğim mekanlar her şey pembe olacak şekilde ayarlanmaya çalıştık. Kabın içerisindeki her şey pembe tabii ki bildiğiniz gibi. Maalesef geçen günlerde bahçede birkaç iş yaptığım için parmağım çok acımıştı. Bu yüzden parmağıma pembe renkli yara bandı takıyorum. Bu video için video çekebilecek en uygun kişi muhtemelen benimdir. Çünkü benim kadar pembe renkte eşyası bulunan var mı? Pek zannetmiyorum. Parmağımıza takalım. Tamam. Makyaja başlamadan önce bir maske yapmayı düşünüyorum. Şimdi içinizden bunlardan birini seçin. Hangisini kullanacağımı doğru tahmin eden yorumlara yazsın arkadaşlar. Sizce hangisini kullanacağım? Sağdaki mi, soldaki mi? 5, 4, 3, 2, 1. Bunu kullanacağım arkadaşlar. Çünkü bunu temizlemesi zor oluyor. Bu pembe maske arkadaşlar. İçindeki maskeler pembe olmasa da dışı pembe olduğu için bunu tercih ettim. Aynı ıslak mendil gibi yapmışlar tasarımını. Nasıl gözüküyorum? Sırada bazımız var. Baz içinde yine pembe renkli bir ürün kullanıyorum. Birazcık alıyorum ve yüzümü sürüyorum. Pembe renkte lens getirdim arkadaşlar. Lenslerimi çıkarmak için de yine pembe bir aparat kullanacağım. Bu kadar da olur mu diyeceksiniz. Evet, bu kadar da olur. Çünkü bugün her şey pembe arkadaşlar. Ama ben bununla hiç daha önce çıkarmamıştım. Ah, bunu nasıl çıkarıyorlar? Çıkaramıyorum. Çıkaramadım. Heh. Kendi göz rengimi bilmeyenler için kendi göz rengim de bu şekilde. Ama ben kendi göz rengimi pek sevmiyorum. Yeterince pembe miyim? Gözüm ağlıyor şu an kendi kendine. Ay çok kötüyüm. Kanka nasılım şu an? O yüzden ben bunu çıkarayım. Gördüğünüz gibi pembiş, tatlış mı tatlış bir fer paletimiz var. Bunun içindeki pembe rengi kullanacağız arkadaşlar. Şunu alalım mesela, bu rengi. Gözümüzün orta kısmına sürelim. Bu benim pembe simim arkadaşlar. Ay dur, çok güzel şeyler yapacağız ya. Bugün hayatımın en pembe günü olacak. Ay, en heyecanlı yerine geldik. Hazır mısınız? Tabii ki konseptimiz pembe olduğu için gittim ve pembe kirpik getirdim. Hatta kirpiğimi takmak için kullanacağım aparat bile pembe arkadaşlar. Bu kadar olur mu? Evet, bu kadar olur. Kirpiğimiz burada. Ay çok güzel. Aa, nasıl duracak acaba? Kanka. Oldu. Kirpiklerim pembe oldu. Harika oldun mu? Çok güzel oldun mu? Kendimi mükemmel zannediyorumdur o sırada görüntüm. Bu şekilde, evet. Sıradaki işlemimiz dudak. Sizce buradaki gloss'umu kullanacağım yoksa buradaki gloss'umu kullanacağım? Hemen tahmin edin. 5, 4, 3, 2, 1. Bunu kullanacağım. Bakalım kaç kişi doğru hissetmiş. Aa, hatta bu da var. İlk başta bununla renk veriyorsunuz arkadaşlar. Küçük yıldız şeklinde bir şey var. Bunun fırçası pembe ve pembe renk veriyor. Bununla da parlatalım. Ay, kendimi çok şeker hissediyorum şu an. Acaba neden? Şimdi sırada yüz taşları var. Ben bu renklerde taşlar bulmuştum. Buradan pembe renkli olanları kullanmayı düşünüyorum. Oje tutucum bile pembe bu arada, fark ettiyseniz. Yorumlara şimdi şey yazacaklar. Tam emin değilim ama galiba pembe giyinmeyi seviyor. Eğer tırnaklarımı kesmek istersem de tırnak makasımız var pembe renkte. Allah, nasıl bu kadar çok pembe eşyam olabiliyor? Böyle. Gördüğünüz gibi telefon kılıfım bile pembe. Ama ben zaten normalde de bu kılıfı kullanıyorum. Özel olarak takmamıştım. Genel olarak pembe yaşıyorum bu hayatı. Pembe renkte peruk takacağız arkadaşlar. Şöyle bir attıralım. 1, 2, 5. Hop. Aa, çok heyecanlıyım. Kafama sığmıyor. Nasıl gözüküyorum? Aa, bu benim kafam olmuyor. Seyre, kafam ne kadar küçük. Saçlarımı nasıl saklayacağız? Eyvah. Saçlarımı çok iyi saklamamız lazım. Şimdi peruğumuzu taktık. Lakin şu dip kısımları bence peruk olduğu çok anlaşılan bir kısım. O yüzden şimdi şapka seçeceğiz. Hangi şapkayı taksam? Bu mu? Bu mu? Bu mu? Evet, sizce bu şapkalardan hangisini takacağım? Bu, bu veya bu? 5'e kadar sayıyorum ve hangisini seçeceğimi tahmin edin arkadaşlar. 5, 4, 3, 2, 1. Seçemedim. Çok tatlı oldum. Oha. Gerçekten de 24 saat boyunca her şey pembe videosuna çok uygunum. Bugün yediğim şeyler de pembe olacak arkadaşlar. Bakalım pembe şeyler bulabilecek miyiz? Yoksa aç kalırız, ben söyleyeyim. Pembe olmazsa yiyemem. Evet arkadaşlar, şimdi bu kıyafetleri giymeye karar verdim.
İşte nasıl olmuşum arkadaşlar? Güzel olmuş muyum? Sizce hangi gözlüğü takacağım? Bunu mu? Bunu mu? Yoksa bunu mu? Sence bu. Bunu düşünmüştüm. Evet arkadaşlar, çantamı da aldığıma göre artık sizinle birlikte pembe renkte bir kahvaltı hazırlayabiliriz. Çünkü her şey pembe bir şekilde harika gidiyor. Arkadaşlar şimdi biz markete gidiyoruz. Buradan pembe eşyalar alacağız. Pembe bir şeyler. Sizce en sevdiğim renk ne? Pembe. Doğru cevap. Hoşçakalın. İşte çok severim. Siz de seviyor musunuz? Üzerime uyuyor ama bakayım. Evet. Aa, içecek de alalım. The Mess Milkshake severiz arkadaşlar. Yanlışlıkla hepsini çilekli aldım bu arada. Bu çilekli, bu çilekli, bu çilekli. Şimdi alışverişimizi yaptık. Ajansa gidip kahvaltı hazırlayacağız. Mutfağa geldik. Burada sizinle birlikte pembe bir kahvaltı hazırlayacağız. Tabii ki de pembe tava getirdim. Bu kadar da olur mu diyeceksiniz. Başından zor zamanlar geçmiş bir tava görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi sizinle birlikte pembe pankek yapacağız arkadaşlar. Hemen içeceğimi bunun içine döküyorum. Bir dakika, karıştırmam lazım. Aslında bu milkshake ama ben bunu süt olarak kullanabileceğimizi düşündüm. Çilekli süt gibi. Bunun tamamını boşaltıyorum. Sonra malzememizi döküyoruz içine. Hemen bütün malzemeyi dökelim. Yumurtamızı kıralım. Pembe eldivenimizi takmayı unutmuyoruz. Önce iş güvenliği. O kadar çok acıktım ki arkadaşlar, bir an önce yapıp yemek istiyorum. Bunun içine de arkadaşlar sizce ne koymuştum? Pembe gıda boyamız. Evet, şimdi döküyoruz. Bozuluyor arkadaşlar. Bunun gücü yeterli değil. O yüzden çaktırmadan bununla karıştırıyorum. Bunu görmemişsiniz, tamam mı? Harika oldu. Kanka harika gözüküyor. Peki üzerimdeki pembenin aynısını tutturmam. Evet, şimdi ilk pankekimi koyuyorum. Wow. Hayatımda ilk kez pembe bir pankek yiyor olabilirim arkadaşlar. Bakın şimdi bu benim pembe pipetim. Bununla göz yapacağım. İşte gözleri eşit olmadı ama. Bir şeyler ters gidiyor ama olsun. Biraz da şaşırgan olsun. Wow yaptım. Şimdi bunu bir çevirmeye çalışsak mı? Çok korkuyorum ya. Bak yamuluyor, yüzümüzü buruşuyor bunun. Galiba neden böyle oldu arkadaşlar biliyor musunuz? Ben süt yerine milkshake koydum ya, onun içerisinde de çok fazla şeker falan var galiba. Bunun içerisindeki malzemeleri bozdu. Ben öyle düşünüyorum. Çeviriyorum artık. Aa, tipi kaydı. Arkadaşlar bence artık pankekimiz oldu. Bunu tabağımıza alalım. Şimdi pankekimizi tabağımıza aldık. Şimdi süsleme zamanı. Süslemek için de frambuaz sosu kullanmak istiyorum ama gelmiyor. Heh, evet, böyle pastanelerdeki, kafelerdeki gibi süslemeye çalışıyorum. Bence çok güzel oldu arkadaşlar. Hemen bir tadına bakalım. Sonra aşağıda arkadaşımız bizi bekliyor arkadaşlar. Beraber kahve falan içeceğiz. Yamuldu bu. Kanka yemeyeyim. Gözünü yiyeyim. Arkadaşlar Sera beni gördüğünde şok olacak. Çünkü hayatında muhtemelen ilk kez ondan daha pembe biriyle karşılaşacak. Bugünün konseptine özel her şey pembe olduğu için arkadaşımı da pembe seçtim. Arkadaşım da pes pembe. İlk defa görüyorsunuz zaten anlayacaksınız. Evet, olmuş muyum senin gibi? Makyajım tam harika olmuş. Çok iyi. Kanka bak, bebeğim bile pembe. Hadi pembe içecek alalım. Kirpiklerime baksana, kirpiklerim bile pembe. Bekliyordum ama bu kadar beklemedim gerçekten. Değil mi? Uyar değil mi? Kanka şu daha tatlı. Bak fikir veriyorlar. Teşekkür ederiz. Ben bunu da çok beğendim. Sence hangisini alacağım? Bu. Harika yumuşatacak seni. Çok güzel. Bu da pembe. Bu da pembe. Bu da pembe. Bunu hatırlıyor musun? Yıllar önce açmıştık. Hatırlamıyor musun? Çok barbersin ilk, ki. İlk barbersin. Evet. Hatta sana mı çıkmıştı? Aynen. İlk açmışız. Nasıl unutursun ilk açtığımız Barbie'yi? Sana inanamıyorum. Anısı vardı. O zaman cheers. Ya pipetimiz pembe değil. Olamaz. İnsanların bakışları çok komik. İnsanlara anket yapayım mı? Merhaba. En sevdiğiniz renk nedir? Mavi. Mavi mi? Sizce benim en sevdiğim renk nedir? Sen. Doğru bildiniz. Evet, kısa anketimiz bitmiştir arkadaşlar. Şaka gibi ya. Pembe ülkeye aşıladık ya. Evet. En sevdiğiniz renk nedir? Siyah. Sizce benim en sevdiğim renk nedir? Mavi. Herkes siz gibi değil. Sen pembe rengini çok seviyordun ya. Evet. Sonra bir kız vardı, saçları pembeydi ya.
Evet. Sonra sen onun arkadaşı oldun ya. Evet. Oldun mu? Allah bizim güldüğümüz şeylere kimse gülmüyor arkadaşlar. Ama biz çok eğleniyoruz. Hadi. Arkadaşlar bugün her şey pembe olduğu için Victoria's Secret'ın önünde vedalaşma yapacağız. Pembe olmayan yerlerde vedalaşamıyoruz. Bay bay. Kanka arabamı görmek için hazır mısın? O zaman tete. Suratı düştü. Bu değil tabii ki. Gelin arkadaşlar sizi pembe arabama getireyim. Bir önceki videolarda zaten arabamı göstermiştik ama şimdi arabama daha çok uyumlu olduğunu düşünüyorum. Arabamı bir şekilde istersen böyle biraz ortaya getireyim. Hey girl, atla. Arkadaşlar yakışmış mıyım arabama? İlk kez bu arabaya bu kadar çok yakıştığımı düşünüyorum. Çünkü tamamen pembe oldum. Konseptimize uyması için de alt ışıklarını açtım arkadaşlar. Şimdi videomuzun devamı için pes pembe mekanlara gidelim. Bakalım orada neler yaşayacağız, neler göreceğiz, neler yiyeceğiz. Hadi gidelim. Arkadaşlar şimdi 24 saat pembe videomuzun devamı olarak pembe alışveriş yapmaya geldim. Arkamda farklı farklı pembe kombinler görüyorsunuz, pembe looklar görüyorsunuz. Şimdi bunlardan birkaç tanesini sizinle birlikte deniyor olacağım. Allah'ım o kadar güzel şeyler var ki şuna bakar mısın? Harikalar. Baksana çok tatlı değil mi? Bugünü en değişik tamamlamama sebep olacak kombinler burada. Bak burada da crop var. Mesela bununla bu takım olabilir. Zaten yan yana koymuşlar. Çok güzeller. Hangisini denesem sence? Burada da pembe bir takım var. Bak pembe elbise. Şöyle yapıp yapamadım. Böyle bir şey var. Bakar mısın şuna? Harika. Kolları falan çok enteresan. Şunu görmen lazım. Harikaymış. Bayıldım. Şurada da başka bir elbise var. Çok güzel. Burası aynı şey gibi. Selena'nın sihirli gardırobu gibi. Her renkte, her dosyanda inanılmaz değişik ve orijinal kıyafetler var. Oha! Böyle mi giyiliyor? Wow! Arkadaşlar hiç böyle kombinler görmüş müydünüz daha önce? Çok güzel. Şuna bak. Barbie kıyafeti ya resmen bunlar. Hepsi tam Barbie'lik. Acaba hangisini denesek? Bu da var. Bu da çok güzel. Bu da pullu bir şey. Ama kolları siyah olduğu için bunu deneyemiyoruz falan. Şimdi buradaki kombinler arasından hangisini deneyeceğimi tahmin etmenizi istiyorum. Sürpriz. Hazır mısın? Ta-da! Şu halime bir bakın arkadaşlar. Bu da kim? Düşünsenize dışarıya bu şekilde çıktığımı. Tam oyuncak bebek gibiyim arkadaşlar. Kollarıma bakın. Charlie'nin çikolata fabrikası. Şu an kendimi Ruby çikolatası gibi hissediyorum. Şapkam ve çantam uyumlu oldu. Üzerimde zaten kendisiyle uyumlu. Böyle bu şekilde bir kombin yaptık. Kendimi çok değişik hissediyorum. Arkadaşlar bu tarz kıyafetleri eğer almak istiyorsanız Seyit Ares'in Instagram hesabını ziyaret edebilirsiniz. Çok tatlı tasarım, enteresan, muhteşem ürünler var. Haberiniz olsun. Kendimi manken gibi hissettim ama bir eli mankenler gibi. Arkadaşlar şu anda Chocoport'a geldik. Burada konsept olarak her şeyi pembe ayarlamışlar. Dekorasyondan yiyeceklere bir sürü pembe şey bulabileceğiz burada. Burası fotoğraf çekilme köşelerinden bir tanesi. Bu ayıcı görünce aklıma bir önceki YouTube videom geliyor. Onu da izlemediyseniz hemen şuradaki ilk kutucuğundan ya da şuradaki ilk kutucuğundan gidip izleyebilirsiniz. Oyuncak ayının içine girip oyuncak ayı şakası çekmiştim. Ya şu koltuğun tatlılığına bak kanka. Çok güzel değil mi? Bence buraya en uyumlu insan ben olabilirim yani. Burada da bir tane telefon kulübesi var. Onu da tamamen pembe yapmışlar arkadaşlar. Alo merhaba. Pembe renkli bütün renklerden alabilir miyim? Teşekkür ederim. Arkadaşlar burada pembe renkli piyano bile yapmışlar. Şunun tatlılığına bakın. Galiba buradan başka hiçbir yerde bulamazdık. Kanka çalıyormuşum gibi çeker misin? Barbie kutusu da yapmışlar arkadaşlar. Biliyorsunuz benim evimde Barbie kutusu var. Aynısının değişik bir versiyonunu burada da var. Hatta arkasına melek bile koymuşlar. Tam gözüküyor mu? Bak Barbie yazısı. Böyle Barbie kutusu. Burayı çok sevdim ya.
tam böyle Instagram postu çıkartmalık bir yer. Hatta biz de birazdan karnımızı doyurduktan sonra burada kesinlikle fotoğraf çekemeliyiz. Tasfem ve burada daha çok ayıcık varmış. Ayıcıklı koltuklar. Ya ben bunun aynısından acaba evime de mi yapsam? Ya dekorasyona bayıldım. Bir sürü ayıcık. Harika bir yer kanka. Bu ne? Bak sallanıyor bunlar değil mi? Evet sallanacak bunlar. Ah! Hangisinde otursak hepsine otur. Nasıl gözüküyorum? Arkadaşlar galiba tatlım geliyor. Çok da güzel duruyor. Ya o ne? Şu ayıcık şeklindeki tatlı şeylere bakın. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 24 saat boyunca her şey pembe olduğu için çikolatamız da tabii ki Ruby çikolatası, yani pembe çikolata. Böyle bandırarak yiyeceğiz. Böyle arkadaşlar ayıcığıma doğru yaslanıp yiyeceğim. Dünyanın en tatlı yeri ya gerçekten. Ben eğer bir dükkan açsaydım, bir restoran açsaydım aynı bu şekilde açardım. Çok güzel. Arkadaşlar şimdi galiba içeceklerim geliyor. Kanka çok güzeldir, ben alırım. Hoppa. Şunlara bak. Muhteşem. Ya bunun da üzerini pembe yapmışlar. O kadar dolu ki taşıyor. Çok güzel. Bugün yediğim içtiğim her şey pembe arkadaşlar. İçeceğin üzerine jelibonlar koymuşlar. Marshmallowlar falan koymuşlar. Soğuk içecek yapmışlar. Çok güzel. Burası da dondurma gibi. Eyvah. Kanka. Ya. Bu ne? Çok tatlı. Bu ne? Benim şarkım çalıyor. Ya, çok tatlısın. İnan hiç ses etmem. Oh. Ay çok güzel. Ben kirya gibi şık. Ay çok tatlı. Biliyor musun, seni en iyi ben anlarım. Ben geçen günlerde, hatta geçen hafta oyuncak ayı şakası çekmiştim. Oyuncak ayımın içine girmiştim. Bu ayıcık gibi bir ayıcın içine girmiştim. Yoruldun mu? Ay canım, yorulmadım sen yanında ama çok zor, evet. Videomu izledin mi, gördün evet, mü? Evet gördüm, çok güzelsin. Ya teşekkür ederim. Arkadaşımı buldum arkadaşlar. Burgerime bakın. Çok güzel oldu, teşekkür sen ederim. Sen yaptırdın canım. Teşekkürler. Evet arkadaşlar, bu şekilde pembe burgerimiz var. Patatesin üzerine de pembe sos dökmüşler. Harika bir şey olduğunu düşünüyorum. Şimdi tadına bakacağız. Yemeklerimiz bu şekilde gözüküyor. Masayı bence pembe bir şekilde doldurduk. Çok güzel duruyor. Hmm, harika gözüküyor. Ay dökülecekleri çok korkuyorum. Arkadaşlar ben et tüketmediğim için vejetaryen burger istemiştim. Onlar da bana bu şekilde pembe vejetaryen bir burger hazırlamışlar. Şimdi yemeğimizi yiyip gelelim. Arkadaşlar ben zaten tırnaklarımı oje sürmüştüm ama şimdi sizinle harika bir şey yapacağız. İnternette görmüştüm. Suyun üzerine ojeleri damlatıyorlar ve gitgide böyle açılıyor. Daha sonra üzerine kürdanla şekil veriyorlar. Ebru sanatı gibi bir şey oluyor. Daha sonra tırnaklarını batırdıklarında ve çıkardıklarında tırnaklarında harika nail artlar oluyor. Şimdi bunu sizinle birlikte denemeye çalışacağız. Umarım becerebilirim diye düşünüyorum. Böyle koyudan açığa doğru dizdim ojelerimi arkadaşlar. Tek tek içine doğru damlatmaya çalışacağım. Dökülüyor içine, neyse. Damlasın artık. Ay çok güzel oldu. Normalde tırnakların etrafına perabandı geçiyorlar ki oralara gelmesin oje diye, ama biz asetonla temizleyeceğiz. O kadar uğraşmak istemedim. Ya gitgide daha küçük damlalar oluyor arkadaşlar. Yapamayacağım galiba. Ve bir tane de beyaz damlatalım. Şu an suyun üzerinde bir şekil oluştu. Yuvarlak bir şekil. İstersen bu şekilde kullanabilirim. İstersen de çizikler atarak daha değişik şeyler yapabilirim. İlk başta bu şekilde denemek istiyorum. Tırnağımı bu şekilde suyun üzerine batırıyorum. Ve sonra etrafını temizlemeye çalışıyorum. Ama bütün parmağım galiba oje oldu. Olmadı. Aa, beceremedim. Neyse olsun, geriye 9 tane parmağımız kaldı arkadaşlar. İlla ki birinde güzel olur diye düşünüyorum. Tabağın üzerinde çok güzel duruyor ama tırnağımı yapmaya çalışınca hiç öyle gözükmüyor. Bence bu sefer olacak arkadaşlar, sizce? Şimdi şununla birazcık deneyelim. Harika bir tırnak sanatı oluyor. Çok güzel. Bence bütün parmaklarımı sokayım. Hangisi hangi kısmı alırsa. Zaten tırnaklarım şu anda her türlü çok kötü gözüküyor arkadaşlar. Daha kötü olamaz diye düşünüp hepsini sokacağım. Bunu da etrafını temizleyelim.
Arkadaşlar bu ne? Bu ne? Çok kötü oldu. Hiç beklediğim gibi olmuyor. Belki çıkarırken bozuluyordur. Her yeri batırdım. Hiç güzel de olmadı. Rezalet bir şey oldu. Neyse. Arkadaşlar ben en iyisi ellerimi güzelce temizleyeyim. Sonra kaldığımız yerden eski tırnaklarımla devam edeyim. Çünkü hiç hayal ettiğim gibi bir şey başaramadım. Vadi İstanbul Magic World'a hoş geldiniz. Şimdi sizinle bir sürü pembe oyuncak oynayacağız. Arkadaşlar pembe renkli trambolin buldum. Gerçekten şansıma yani uğraşsam böyle denk getiremezsin. Birazcık burada oynayacağız. Ama buraya sığmıyorum. Gel gel. Şimdi buraya atlayacağım arkadaşlar. Bir sünger havuzu var. Üstelik pembe renkli. Ben de çok güzel atlayabilirim. Böyle bacaklarımı toplayıp atlamayı düşünüyorum. Eyvah! Eyvah! Belimi buraya vurabilirdim. Düşünsenize buraya vurduğumu. Düşününce bile çok kötü. O zaman siz de buraya gelin. Tekrar dinliyorum arkadaşlar. 1, 2, 3. Oha çok güzel oldu bu sefer. Perukla atlamak daha zor. Ay! Ay çok eğlendim. Sadece pembeleri atabiliyormuşum. Hala kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Yoksa sizinle konuşmam. Bulabildiğim en pembe oyuncak Hello Kitty'liydi arkadaşlar. Bilmiyorum ama. Ay. Evet çalışıyor. Hello Kitty kankam ve ben. Bugün ikimiz de pembeyiz aşkım. Ay çok iyi. Benim arabama benziyor arkadaşlar. Benim arabamdan özenmişler. Bu arada ben internette Hello Kitty'li bir araba görmüştüm. Muhtemelen bundan sonra arabamı Barbie'den değiştirmek istersem Hello Kitty yapacağım. Böyle hiç rahat olmadı. Ay kayıyor. Teşekkür ederim. Pembe olduğum için mi getirdiniz? Ya teşekkür ederim arkadaşlar. Sen de ye. Kankam ya. Instagram postluk çok güzel bir fotoğraf yeri buldum. Tam da kombinime ve üzerime uyumlu bir yer. Poz veriyorum. 1, 2, 3. Arkadaşlar ben bu makineden ne zaman oyuncak almak istesem alamadım. Buradaki pembeyi almak istiyorum. Şaka yapıyorsunuz. Bana mı getirdiniz? Barbie bubble. Ama çok fazla. Teşekkür ederim. Arkadaşlar Magic World beni çok seviyor. Buradaki oyuncağı belki alamıyorum ama bana kocaman oyuncaklar getirmişler. Çok şımardım. Görüşürüz. 24 saat pembe konseptimize pes pembe bir tuval hazırlayarak devam etmek istiyorum. Beni bilenler bilir evimde bir sürü resim var arkadaşlar. Şimdi de o resimlerimin arasına çok orijinal bir içerik katmak istiyorum. Tuvalimi böyle pes pembe yapacağım. Elimin şekli. Aa çok güzel durmuyor mu? Tam böyle resim galerilerinde oluyor ya mesela. Koskocaman tuval üzerinde sadece bir tane bir şey var. Onun gibi duruyor. Hatta bir tane de şöyle yapalım. Çok saçma oldu. Dur, halledeceğiz. Bence çok güzel bir tablo olacak arkadaşlar. Şöyle çevirirsek daha kolay yaparım. Bunu şimdi evime gelen insanlar gördüğünde diyecek ki bu ne böyle? Ben de diyeceğim ki bu sadece bana ait olan parmaklarımın çok özel mi özel bir tablosu diyeceğim. Ve arkadaşlarım hiç şaşırmayacak. Tamam, oldu diye düşünüyorum. Birazcık da şundan katalım. Mesela bu da lila. Aslında pembe değil ama pembeye çok yakıştığı için bunu da kullanmak istiyorum. Ben artık yani her şeyi karıştırdım. Palet falan da kullanmıyorum. Aynı yerlere bir daha geçeceğim. Ya da gölgesiymiş gibi. Aynen. Wow. Sanki böyle şeyli yansıyormuş gibi gözüksün istedim zaten ben de. Daha çok çocuklarım böyle patates falan şekil yapıyorlardı ya ilkokulda. Patatesin üzerini boyuyorlardı. Sonra ona baskı yapıyorlardı. Biraz ona benziyor. Çok basit bir şey ama kısa sürede yapılabilecek en tatlı şey buymuş gibime geldi. Birazcık da ne yapalım biliyor musunuz? Kalp yapalım. Lila'dan birazcık daha alıyorum. Şöyle kalpçikler. Parmak izlerimle kalp. Mesela bir tane böyle bir tane böyle çapraz kalpçikler yapacağım. Arkadaşlar ben tablomun çok güzel olduğunu düşünüyorum. Açık arttırmayla satabilirim diye düşünüyorum. Siz olsaydınız bu tabloyu açık arttırmada ne kadar verirdiniz? Ben 5 TL verirdim. Arkadaşlar videomuzun artık sonuna geldik. Bence gün içerisinde bir sürü pembe aktivite yaptık. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Bir sonraki rengin hangisinin olmasını istiyorsanız lütfen yorumlara renk yazın. Ben de seçtiğiniz renklerden en fazla like alanı bir sonraki videomda kullanayım. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bye bye.